Merhabalar. Merhaba. Güzel bir Mario sesi mi? Merhaba. Başlıyoruz demedin ki ben hayatı düşünüyordum Mario. Uzağa bakıp. Merhaba. Aynı bak. Aynı. Dikkat edersen aynı. Başarılı. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Super Mario Odyssey'nin çıkışını kutlamaya değil. Divinity konuşuyoruz sanmıştım ben. Şapkaya bize baktım. Hayır. Hayır. Yanıltıcı olmuş. Evet. Super Mario Odyssey'nin çıkışı oldu biliyorsunuz. Beklenen gün geldi. 27'sindeydi. Biz de 2 gündür oynuyoruz. Hemen koşarak cuma günü aldık. Oynamaya başladık. İkimiz de oynadık. Ben bir 5 saat falan oynadım. Zeynep çok az daha oynamıştır benden. O biraz daha meşgul bir insan. Ama çok az daha mı? Yani çok daha az. Çok daha az. Pardon. Ben biraz hastayım bu arada. Kusura bakmayın. Ben diyorum az oynadım. Saçma da konuşabilirim. Bunlar için uyarayım baştan. Oynadık. Hatta biraz önce de co-op oynamayı denedik. Co-op oynamayı unutmuştuk ayrı oynamaktan. Evet. Çok keyifliymiş. Ya. Bırakasımız gelmedi. Yani çayım soğuyor diye bıraktım. Yani zar zor. Öyle söyleyeyim size. Benim için önemli. Şunu çıkartayım. Evet. Bitti mi? Bu kadar mı? Bu kadar. Mario. Merhaba. Mario gitti çünkü merhaba. Çok şey. Çok dar. Evet. Sesim de normale döndü. Evet. Sesim de ciddiyete döndük. Şimdi arkadaşlar öncelikle söylemek isterim ki biz çok büyük Mario hayranları değiliz. Ya ben küçüklükten konsolum olmadığı için çok fazla oynamamıştım. Büyüyünce de platforming'e çok fazla ısınamadığım için çok oynadığım bir seri olmadı. Hayran ne demek? Yani çok oynamadık anlamında söylüyorum. Yani şöyle ben çocukken Atari'si olan şanslı bir çocuktum. Çok oynadım ama çocukken oynadığın ciddi bir oynama sayılamıyor. Hani oynadım, joystick de kırdım. Tipik çocuk. Hı. Ama mesela hani o mekanik şu oyunlar da vardı. Ha, bu yıllardır Mario'da kullanılan bir şeydi diyebilecek bir Mario uzmanı değiliz yani. Evet, evet, evet. Yani ay bu oyun Sunshine'a benziyor falan diyemem yani öyle söyleyeyim. O nedenle hani bilmediğimiz mekanikler önceden var olan olabilir. Onları baştan bir arada... ne kadar güzel, ne kadar orijinal falan diyeceğim. Aslında 10 kere yapılmış evet, falan. Yani, öyle olabilir öyle yani. Şeyler. O nedenle o açıdan dikkate almayın ama ilk izlenimlerimizi yine de sizinle paylaşmak istedik. Çünkü keyif aldığımız bir oyun oldu şu ana kadar. Ben sanırım 5. dünyada falanım. Dünyaların çeşitliliğini çok beğendim. Bu arada hava güneşli ve yağmur yağıyor. Birden ilgimi çekti çok pardon. Dünyaların renkliliği, çeşitliliği çok dikkatimi çekti. Ama bir saniye girmeden önce videoya evet. Spoiler olabilir arkadaşlar. Görüntü yayınına başlayacağım. Şimdi video koyacağım. Umarım kameramızda çok sorun olmayacak bu sefer. Elimizden geleni yaptık ama. O nedenle hiçbir şey görmek istemiyorsanız yani ay orada moon varmış, burada bir şeymiş falan. Çok yani bir iki moon gösterdim ama çok da önemli şeyleri göstermemeye çalıştım. Benim de dikkatim çekti yağmur. Evet, şu an hem yani güneşli hem sağanak yağmur. Neyse konuşmalarımızda spoiler olacak mı sence? Olabilir. Olabilir ama. O yüzden hani tamam. Hiç bozulmasını istiyorum derseniz. Yani hikaye zaten biliyorsunuz Mario oyunu olduğu için çok derin bir hikaye zaten yok. Aynı muhabbet işte Peach kaçırılıyor falan filan Bowser tarafından. Ama işte yani hiçbir şey görmek istemiyorum derseniz burada kapatın videoyu. Ben izlemedim. İnceleme videosu bir ben şey görmemek için. Ben bilerek izlemedim. Yani keşfetmek daha hoş oluyor. He. Çok büyük keşif koymadığımı umuyorum. Belki bir iki tane ama. Henüz oyunu bitirmediğimiz için bizim gibi. Ve sen 5 dünya görmüşsün. Ben ikincideyim çünkü ben çok inceleye inceleye yavaş yavaş oynuyorum. He. Bizim gibi böyle hani 1-2 dünya, 3 dünya falan girdiyseniz izleyebilirsiniz tabii. Bence de kesinlikle. Şimdi başlıyorum o zaman. Yani şöyle. Durdu. Öncelikle ben şöyle biraz geleceğim Zeynep'ciğim. Biraz bakalım. Büyük koymuşum videoyu. Kayar dururuz sorun değil. Şu harika menü ekranına bayıldım ben bu arada. Çok güzel. Mario'nun tepkileri de değişiyor geçtiğiniz yere göre. Ben bilmiyorum koydum öyle. Ben çok beğendim. Bir başlangıçtaki ekranın loading ekranı olduğunu anlamayıp her şeye basıp acaba bozuldu mu falan diye panik olduğum bir ekran var. Onu sevmedim. Evet. Uyarı ekranı var başlangıçta. Bir tane gereksiz yani. Sonra Super Mario Odyssey diyor. Değil mi? Senin sesin artık benimsediğin. Ondan sonra çok keyifli. Kesinlikle çok güzel olmuş. Cappy olayını da çok sevdim ben. Sevmeyeceğimi düşünüyordum. Luigi niye yok? Niye iki kişi oynamıyoruz şeklinde diye yani düşünüyorum. Yani bilmiyoruz Luigi var mı yok mu henüz başındayız ama yok gibi görünüyor. Hani baştan beri böyle two player Mario ve Luigi olur gibi evet, düşünüyordu evet. İnsan ama. Evet. Ya onu da isterdim ben açıkçası. Değişik bir mekanik olmuş. Ay pardon. Mestan da arkada. Bugün ilgimizde zaten çok şey var. Kendini artık. Temizlerken düştü de. Evet ben şöyle evet. Sıradan videoları geçeceğim. Oyunun kendi mekaniğini demişken. En sevdiğim tarafı.
konuşmayı biraz siz yapın. Evet evet. Şimdi çok bölük pörçük izlenim videosu olarak ben en çok şeyleri sevdim. Bu birinin içine girebilmeyi çok sevdim böyle. Baksana dinozor oluyorsun. İşte balık oluyorsun. Hı hı. Ne yani gördüğün birçok şey olabiliyorsun. Ama öyle olabildiğin şeyler gördüğüm kadarıyla saldırgan olmayan yaratıklar. Çünkü saldırgan olan yaratığı değil mi? Saldırganın da içine giriyoruz. Mesela dinozor saldırgan diyebiliyor. Bize saldırmıyor ama. Ya seçilmiş ama yani o belli. Bize saldırıyor. O bu değil belki ama yani saldırıyor gibi gördüm ben. Emin değilim kaçtım çünkü. Tamam yok. O zaman siliyorum o yorumumu. Çünkü bir mantık kurmaya çalışıyorum. Çünkü bazılarına giremiyoruz. Bazılarına girebiliyoruz. Evet. Ama özellikle seçilmiş oldukları belli yani hani. Evet evet. Bu özellikle dinozorda ben burada işte suya düştüm. Geri zıplayamadım sudan yukarı. Evet. O zaman öldürdüm dinozoru. Şu arkada da şey var. İki boyutlu oyun kısmı var. Evet. Atari oynar gibi. Onları çok sevdim. Atari. Evet evet. Ya Atari tabii yani şimdi ne olacak? Yani işte 2D Mario zamanından 2D'ye geçiş var. Böyle işte A Link Between Worlds'e vardı galiba değil mi? Orada yapmıştı Nintendo bunu. Yine öyle 2D'ye geçiş. Oradan değişik platforming. Onu çok beğendim. Hem de hiçbir mekaniğine, hiçbir müziği şey yapmamışlar gibi şey duruyor. O zaman güzel. Oynuyormuş gibi duruyor. Şurada bir kaydettim ama hangisiydi? Şuydu galiba. Yok bu değil. Bu da değil. Bu şekilde ama hangisi ya? Şu galiba. Ay video kayıp. Mesela müziğin değiştiğini burada duyabilirsiniz. Girdikten sonra müzik değişiyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam işte küçükken oynadığım Atari Mario'su seslerine geliyor. Oo çok güzelmiş bu da. Evet yani bir önemli olan nasıl oynuyor. Çünkü hikaye derinliğinden çok bir şey beklemiyorum. Oynanışı benim için çok güzel. Bazı platform... Kontroller nasıl? Kontroller çok iyi bence. Biraz alışması zor. Ama bir tane rehber var, ona bakarak yapılabiliyor. Bir de yani benim için zor dediğim, sabırsız olduğum için rehberde yazan şeyi doğru yapmıyorum öncelikle ben. O yüzden ne dersin, hani çok içgüdüsel değil diyebilirsin ama şimdi az tuşla çok hareket yapmaya çalıştıkları için tabii bazıları içgüdüsel olmayabilir. Çoğu içgüdüsel bence zaten. Ve de gelişmiş kontroller de var. Ama işte her zaman gerekli değil, sadece yapmak isteyen için. Evet. O mevcut yani. Ardından şey çok işte benim en sinir olduğum şey platformlar oldu ama yani her yer platform da bazıları çok zor. Platform oyununda en sinir olduğum şey platformlar. Evet. Joystick kırıldı diyorum çocukken. İşte bazısından bir atlıyorsun, düşüyorsun, ölüyorsun. Hepsini baştan atlıyorsun bir yerde ölmemek için falan ama bazıları zordu yani. Yani yine de bir platforming oyununa göre, Mario oyununa göre çok şey bence affedici bir oyun. Yani mesela can olayı, hani yine bir canınız var, göstermelik bir can, hani 3 can bitince para kaybediyorsunuz ve bir önceki seviyeden geri başlıyor. Ölmenin bir anlamı yok. Bir evet, kaybı bir şey yok. Çok büyük o da bir kaybı yok yani güzel. Kesinlikle. O yüzden hani dediğim gibi ben platforming'e çok alışkın olmasam da sıkılmadan baştan deniyorum. Hatta yani öldükçe para kazandığım bile oldu. Evet evet, bir de şey var. Dükkanın birinde kalp ve ay satıyorlar. Ben onu görme çok şaşırdım. Çünkü olayımız ay toplamak. O zaman ölüp para toplayıp ayları satın alıp geçebilirim ama yani. Ama birer tane satıyorlar ya. Ay cidden mi? Günde bir mi? Yok birer tane. Dükkanda bir. O kadar da değil yani. Bitti hile planlarım. Ama daha kolay aylar var mesela yani. Bulmakta zorlanacak insanlar için çok fazla platformuna girmek evet, istiyor. Evet. Çünkü açık dünya olarak tanıtılan bir oyun. Hani bir Breath of the Wild açık dünyası gibi kocaman bir açık dünya değil. Ama ben bu arada şeyleri değiştireyim. Şey de gördüm bir tane. Ay bulmakla ilgili ipucu satan. Ne o? Ay bulmakla ilgili ipucu satıyordu birisi. 50 coin verirsen sana bir tane ayın yerini alacağım gibi. Ben almadım. Toad satıyor. Gördüm. Evet. Ama ben öyle de bir şey de vardı. Öyle bir, yani yardımları koymuş şey Nintendo. Çünkü belli ki hani herkes oynayabilsin istiyorlar. Bence bu güzel bir şey. Ben karşı değilim. Çok fazla zorluk arayan, işte çok fazla platformu zorluğu arayan da tahminimce dünyalar tamamen açıldığında bulacaktır bunları. Sadece ama insanlar da daha kolay bir şekilde bitirebilsin diye
olası şey olanağı vermişler yani. O güzel bir denge var ama bence. Tabii. Mesela her dünyada 2-3 tane çıldırtan platform var. Bence şeyi çok seviyorum şu an. Gizli şeyleri bulmayı. O da bizim bulduğumuz henüz yani. Evet. Gizli şeyleri bulmaya bayılıyorum. Olayı o zaten de. Evet. Özellikle en çok yani şu orasında mı burasında mı geziniyorum falan. Çok keyifli. Kesinlikle. Senin var mı hoşuna gitmeyen bir şey? Şimdi henüz çok erken. Ben dünyaların farklı olmasını güzel şekilde ve level design'ın, level tasarımının güzel şekilde yapılmasını tabii ki çok beğendim. Bundan keyif alıyorum. Oynaması kesinlikle eğlenceli bir oyun. Bir iki yerde takıldığım oldu açık dünya tasarımı nedeniyle. Takılmak derken şöyle söyleyeyim. Olmam gerekmeyen bir tarafta buldum kendimi mesela. Ve nereye gideceğimi bulamadım. Çünkü buna benzer bir mural vardı. Böyle duvarda oraya girebileceğim bir şey vardı, resim. Ama giriş yoktu. Giremedim falan. Böyle bayağı orada bir yarım saat falan geçirdim. Sonra anladım ki zaten ben çıkış tarafından gelmişim. Geri çıktım falan. Evet, o böyle şeyler yaşadım bir iki tane. Ama daha dünyaların tamamını görmediğimiz için çok yani mükemmel diyemiyorum henüz. Kesinlikle oynaması keyifli. Hani kesinlikle Switch olanların mutlaka oynaması gereken bir oyun. Ama işte bütün dünyaları görmeden yani işte 10 puan diyemiyorum. Tabii izlenim daha bitirmedim. Eğlenceli mi? Evet. Eğlenceli kesinlikle. Bazı dünyaların bazı yerleri biraz boş gelebiliyor. Bazı şeyler birazcık nasıl diyeyim? Şimdi level tasarımı dedik. Tabii level tasarımı olması çok doğal bir platforming olayında, şey oyununda. Açık dünya da olsa. Ama bazen çok tahmin edilebilir olabiliyor. Ama çok güzel sürprizler de koymuş Nintendo farklı yerlere. Sadece henüz çok wow demedim ama bir iki yerde demişimdir ama çok fazla demedim yani. Başka videomuz var mı acaba? Aa pardon evet. Ama bir yerden sonra diyeceğimi umuyorum. Ben gelişmesini bekliyorum. Dükkanlarda daha çok aksesuar olmasını. Giysi. Şapka dükkanı. Şapka ve giysi daha çok olsun istiyorum. Evet, kesinlikle. Sanırım dünya başına iki tane falan gibi bir şey var. Az bu sayı az. Nintendo beni buradan duy. Bu sayı kozmetiği az. Kozmetiği artırıyor Nintendo'nun. Yok silah da olsun canım. Biz sanki kozmetik bağımlısı burada şey yaptım. Peki özür dilerim. Şapka burada bizim hem silahımız hem hareket aracımız. O yüzden ciddi bir şekilde daha çok şapka bekliyorum. Peki görsel olarak ne düşündün? Yani tasarım dışında. Görsel olarak. Yani, tasarım derken renkler vesaire. Şöyle bazı yerlerde böyle uzaktan baktığımda oturup Zelda'nın ekibini hadi şimdi buna çalışın falan gibi yan odaya almış gibi bir his var. Müzik de animemsi bir müzik bir yandan sen oynadığın hangi oyuna benzetmiştin biraz? Bunu mu? Müziğini. Persona'ya mı benzetmiştin? Aa, evet evet. Mesela dünyalardan birinin müziği Persona'daki bir şarkıya çok benziyordu. Bana müzik henüz çok orijinal gelmedi. Yani şöyle diyeyim. Güzel, kesinlikle iyi ama orijinal değil. Bana ben beğendim henüz. Müziği ama Mario'ya özgü gibi durmuyor. Evet. Orijinal dilinden kastım onu bilmiyorum da sanki böyle bir Ni No Kuni, Zelda, Mario kırması oynuyormuşum gibi bir havası var. Görsel ve müzik olarak ama bu kötü bir şey değil kesinlikle. Ben hoşlanıyorum yani. Benim de. Müzikle ilgili en sevdiğim şey işte şu müziğin adapte olması 2D'ye. Hı hı. Direkt eski oyun müziği gibi işte 8-bit oyun müziği gibi duyuyoruz müziği de. 8-bit'e çeviriyor. Evet. O benim çok hoşuma gitti. Bunu da söylemek isterim. Çok fazla video koymamışım. Bunu da şimdi fark ettim. Çünkü bir sorun yaşadık arkadaşlar. Sorun demişken şu sorun videosunu açayım. Evet. Bir sorun yaşadık. O yüzden tek tek eklemem gerekti videoları. OBS sağ olsun yine. O nedenle çok fazla şey yapabildim. Şimdi bakın burada bir hareket var. Joy-Con'lardan bahsedecektim. Oyunun detached mode'da yani Switch'ten ayrı Joy-Con'larla oynanması öneriliyor. Çok pardon. Bu şekilde oynarken çünkü bazı şeyler var. Motion kontroller var. İşte böyle yapıyoruz, böyle oluyor, böyle yapıyoruz, böyle oluyor falan. Nintendo bunu öneriyor. Bir hareket var. Yukarı doğru atıyorsunuz kepi. Bir sürü yapıyorum. Bakın burada ben 10 dakikadır, ya 10 dakika demeyeyim de 2 dakikadır deniyorum zaten. Rehberde ne diyor? Yukarı hareket ettiriyor evet, yukarı, sadece. Ama olmuyor. Diğer şeyler oluyor mesela. Bu bende olmuyor yani. 20 kere dönüyorum, biri oluyor falan. İşte yapamayınca onun üstesinden gelmek için kepi atıp zıplayıp
Bir daha kepi attım mesela burada, hani onu gösterdim. Yani üstesinden geliniyor bir şekilde. Başarı. O yüzden pro controller'la falan oynayan insanlar da hani bir spin yapamıyorsunuz galiba. Onun da yolunu bulmuşlar galiba. Joystick'i çevirip Y'ye basınca onu da yapıyorlarmış artık. O yüzden çok büyük dert değil. Kontrollere takılmayın derim. Bence zaten Split Joy-Con Switch'in en rahat hali ama işte herkesin eli aynı değil. Herkes böyle düşünmeye biliyor. Evet. böyle yani ben çok keyif alıyorum o yüzden. Rengarenk. Kesinlikle evet. Yani tatlı. Switch'e yeni bir soluk getirdiği kesin. Şeyi göreceğiz arkadaşlar. Mesela New Donk City'ye herkes çok aşmış. İşte harika bir zaman geçirdim. Oraya kadar oyun o kadar beğenmemiştim ama orada çok işte wow dedim böyle falan diyorlar. Biz henüz gelmedik. Gelmedik sayılır yani. O nedenle çok yorum yapamıyoruz dünyalar hakkında. Artık şöyle geçebilirim. ama ha bir de şeyden bahsetmek isterim. Yani genel olarak çok keyifli bir oyun ama bunu da söylemek lazım. Hani daha çok zamanımız olmadı ama. Bitirince belki bir video daha çekeriz. Kendi keyifli oynatıyor ve erişilebilir olması zorluk açısından da açık dünya açısından da yani sıkılınca başka bir şey yapıyorsunuz. O çok güzel olmuş. Hani mekanikleri çalışıyor. Güzel. Fotoğraf modunu göstermek istiyorum size biraz. Tamamen oyunun içindeki filtrelerle, oyunun içindeki fotoğraf moduyla çekilmiş fotoğraflar. Çok şirin yani. Çok şirin, çok tatlı bir de şey. Tripleri de çok tatlı şeyin, Mario'nun. Mario'nun değil mi? Bir de şey, Switch'i yan tutup böyle çektiğinde aslında telefonumuza arka plan resmi olarak kullanabileceğimiz boyuta yakın bir güzel mesaj. Mesela şunu al koy yani. Evet, direkt yani insanlar öyle paylaşmaya başlamışsa da ben de öyle paylaştım. Çok şey yani çok, çok güzel. Hoş. Bazı filtreler çok bu eski. Çok güzel. Filtreler. Ben bunu kullanabilirim bile. Evet, kullanabilir miyim? Tabii ki. siz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bazı şeyler çok eski model böyle şeyler falan ama keyifli yine de yani işte güzel fotoğraflar çıkıyor. Paylaşması da çok kolay artık biliyorsunuz. İşte share'a basıyorsun gidiyor zaten. 3DS gibi değil diyorsun. Unutamadım. Üstesinden gelemedim bunun. İşte böyle arkadaşlar. Yani önerir miyiz? Yani oynadığımız kadarıyla öneririz ama kesinlikle. Böyle bir oyun kesinlikle Super Mario oynamış seven bir insana önerilir bence. Bence değil. Bence değil. Hiç alakası yok yani. Niye öyle? Çok kendine özgü bir oyun ya. Ama niye? Ya da bu tarz hiç, seven bir insan. Hiç oynamamış insan keyif almaz mı Mario oynamamış? Kesinlikle alır. Kim bence olduğuna bağlı. Şimdi ne bileyim full Counter Strike oynamayı seven bir insan düşünemedim. Yani full Counter Strike oynamayı insan... Oynayan insan niye gelip bizim Nintendo... Zeynep mi hasta? Onun mu kafası karışık? Hayır bak robot... Önce Mario sesi. Robot gibi konuşayım düşünüyorum bazen biliyorsun. Herkese öneremem. Mesela anneannem oynamaz falan. Tamam. Böyle. Anladık biz o. Biz şimdi anladım ben durumu. Sorun okay. Değil arkadaşlar. Öneriyormuş herkes evet. Aslında. Meğersem. Şimdi fark ettim. Yani kesinlikle tabii ki öneririz. Zaten alanı almıştır yani. Hani üzerine... Muhabbet ediyor gibiyiz şu an zaten hani önermeden evet. Ziyade. Ben de çok daha fazla açılacağını umuyorum ve bekliyorum. Bosslar çok kolaydı bu. Evet kadar. Şimdiye kadar çok kolaydı bosslar. Bir boss çözmesi oynadım. Kolaydı yani. Evet kesinlikle. Evet o zaman biz gidelim oynamaya devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Oynuyorsanız size de iyi eğlenceler dileriz o zaman. İyi eğlenceler. Bye bye.